Herkese merhaba. Göz serimizin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde Christopher Nolan'ın 2000 yapımı filmi Memento'dan bahsedeceğiz. Memento yine Christopher Nolan'ın çok fazla uğraştığı bu zaman kavramıyla e, alakalı bir film. Diğer filmlerinde de Inception'da, Dunkirk'te baktığımızda da zaman kavramı ve zamanın manipülasyonu, ters kronoloji gibi kavramları Christopher Nolan filmlerinde çok sık görüyoruz. Memento'da Nolan bunu en başarılı şekilde uyguladığı filmlerinden bir tanesi. Bu filmde zaman kavramının yanı sıra hafıza ve anımsamayı da ele alıyor yönetmen ve filmin içerisinde aslında bir dedektiflik, bir olayı çözme, ulaştırma süreci esnasında film izleme deneyimine de çok benzer bir şeye bir hikayeye şahit oluyoruz. Memento gibi kronolojik sıralaması çok karmaşık. Ne direkt olarak sondan başa diyebileceğimiz bir kronoloji. Çünkü aralarda da yine sonda gördüğümüz bir şeyin sonucunu ortada görüyoruz başta gördüğümüz bir şeyin nedenini en sonda görüyoruz böyle aslında izledikten sonra da üzerine düşünerek anlaşılabilecek bir film aslında. Bu anlamda hafıza kavramını da işin içine katarak bir insanın kendine kimlik yaratmama mücadelesinde nelerle karşılaştığına da değinen çok ilginç bir film. Bu film hakkında video çekmeden önce bu filmi daha önceki yıllarda bir derste üniversitenin ilk yıllarında işlediğimizi hatırladım. Daha sonra orada ne işlediğimize bakmak adına eski belgeleri falan kurcaladım bir türlü bulamadım filme dair hiçbir şey yok ortada ve filmi, filmi izledikten sonra buna bakınca gerçekten çok özdeş bir tecrübe yaşadım bir anda. Belki de o film hakkında hiçbir şey yazmadım daha önce bilemiyorum. <laughs> Bu saatten sonra da kimse bilemez sanırım. Kendi bir ödev yazdığımı hatırlıyorum. Hangi hocayla konuştuğumuza kadar her şeyi hatırlıyorum ama filme dair kendi belgelerim arasında en ufak bir iz bile bulamadım. Böyle de ilginç bir tecrübe oldu film sonrasında. Memat onun olay örgüsü Kısaca şu şekilde: Baş karakterimiz Leonard, kendisi bir geçirdiği bir kaza sonucu kısa süreli hafıza kaybı yaşıyor ve o kazayı geçirdiği andan itibaren yeni bir anı üretemiyor. Ee, ve bu kaza esnasında tam olarak da kaza denemez gerçi. Leonard'ın e, yaşadığı şey filmin başında anlatıldığına göre evlerine giren e, birileri işte Leonard'ın eşine tecavüz ediyorlar ve kadını öldürüyorlar. Leonard da o esnada kafasını bir yere çarptığı için yeni bir anı üretemiyor ve e, eşine bunun kimin yaptığını bulmaya çalışıp ondan intikam almaya çalışıyor aslında filmin başında bize vaat edilen hikaye bu. Ama filmin son Sonunda aslında hikayenin bundan çok daha farklı olduğunu öğreniyoruz. Aslında hikaye dediğim tabii bu yaratılmış bir hikaye ama o yaratılmış evrenin içinde gerçekten yaşanmış olan olayların aslında çok daha başka olduğunu öğreniyoruz. Ve Leonard'ın e, bu hafıza kaybetme e, rahatsızlığı sebebiyle kendisine yeni baştan bir hikaye öğrettiğini ve kendi aslında hafızasını bir manada manipüle ettiğini görüyoruz. Biz de aslında seyirciler olarak Leonard gibi bir yandan parçaları birleştirmeye çalışıyoruz. Bizim de bilgimizin sınırı çok geniş değil aslında. Leonard'ın bildiği kadarını belki biraz daha fazlasını biliyoruz ve karakterleri, Leonard'ın aldığı notları, çektiği fotoğrafları birleştirmeye çalışırken Bizim de aslında yaptığımız şey Leonard gibi bir dedektifliğin peşine koşmak oluyor. Filmi anlamlandırmaya çalışıyoruz bir şekilde. Leonard'ın kendi hayatını anlamlandırmaya çalışması gibi. Filmin sonuna kadar aslında fotoğraflar, Leonard'ın vücudundaki dövmeler ve aldığı notlar, fotoğrafların arkasına aldığı notlar birer kanıt niteliği taşıyor. Hafıza kaybı problemi yaşadığı için öğrendiği bilgileri unutmamak adına ee, ...çok önemli gerçek olduğunu düşündüğü şeyleri bedenine dövme olarak yaptırıyor. Ve fotoğraf e, tabii ki neredeyse her bilgiden daha kalıcı ve daha inandırıcı bir kanıt olduğu için fotoğrafladığı anları ve insanları da bu şekilde hatırlamaya çalışıp arkasına aldığı notlarla kendine bir hikaye yaratıyor aslında ve biz de bunun peşinden gidip parçaları birleştirmeye çalışıyoruz. Fakat sonunda aslında Leonard'ın bu gerçekler diyerek bedene dövme yaptırdığı şeyler arasında da aldığı notlar arasında da gerçekliğinin emin olamadığımız şeyler var bu noktada aslında gerçek ve yalan birbirine giriyor Leonard'ın Aslında bu hikayeyi bu peşine düştüğü dedektiflik macerasını kendi kendine yarattığını öğreniyoruz karısının Aslında öldürülmemiş olduğunu intihar girişiminde bulunduğunu öğrenmiş oluyoruz ama aslında Leonard da bu gerçekleri belki kaldıramadığı için belki kendi kimliğinde bunların arazlara sebep olduğunu düşündüğü için eşinin öldürülmüş olduğuna kendini inandırıp bu şekilde bir katil bulup bir sorumlu bulup kendine onu yakalayıp onu ortadan kaldırmaya çalışıyor. Memento çok yeni bir film olmasına rağmen Film noir özellikleri de gösteren bir film aslında. Ben de bu konuyla çok alakalı olduğum için daha önce yazdığımda da burada çok bahsettim bundan sürekli bundan bahsediyormuş gibi gözükmek istemiyorum ama bir noktada bir ufak bir karşılaştırma yapıldığında bu şekilde Leonard her ne kadar bir dedektif olmasa da film noir'daki gibi. Gizemleri çözmeye çalışan ve bir gerçeğin peşinde koşan bir karakter ve bunun için parçaları birleştirip ya her ne kadar kendi gerçekliğini yaratmış bir karakter olsa da adına gerçeklik bir şeyin peşinden koşan bir karakter ve onun işte ayağını kaydırmaya çalışan karakterler var, onu kullanan karakterler var. Bir kimlik krizi içinde aslında bir nevi bir varoluşsal kriz içinde de diyebiliriz, diyebiliriz Leonard için. Ee, ve bu e, açılardan baktığımızda film noir özellikleri de neo-noir diyebiliriz belki buna taşıyan bir film memento. Filmin sonlarına doğru filmde hiçbir güvenilir bilgi kaynağı olmadığını da anlamış oluyoruz aslında. Ve bu da çok e, gerilimin dozunu arttıran bir şey aslında bir noktada. Çünkü filmde karakterlerden tutun kendi baş karakterimizin iç sesine, daha önce geçmişte yaşanmış olduğunu düşündüğümüz cümleyi bile kuramıyorum. Görüntülerin bile aslında gerçekle bağdaşmayan şeyler olduğunu fark ediyoruz ve Leonard'ın aldığı notlar, yaptırdığı dövmeler, çektiği fotoğraflar, siyah beyaz olarak gördüğümüz flashback olarak düşünebileceğimiz sahnelerin içinde de aslında gerçekten yaşanmamış şeylerin olduğunu, bunların Leonard'ın kendi yarattığı bir dünya olduğunda gördüğümüzde ne baş karaktere güvenebiliyoruz diğer karakterleri de baş karakter vasıtasıyla tanıdığımız için onlara da güvenemiyoruz ve filmin sonu gerçekten açık uçlu kelimesinin hakkını veren bir son oluyor. Film hakkında bazı yazılarda şöyle bir şey okumuştum. Yalan kavramının bu filmde baş kahraman olduğuna dair gerçekten doğru bir söylem bir noktada. Çünkü Leonard baş kahraman diyebiliriz Leonard için ama ondan da fazla aslında filmde yalanların yer aldığını görüyoruz. Yani bir noktadan sonra biri o yalan söylüyor, o bu yalan söylüyor dediği zaman kimin yalan söylediğini de çözmek pek mümkün değil. Ama tabii en önemlisi Leonard kendine yalan söylüyor ve bu her ne kadar filmde çok e, ekstrem bir şekilde anlatılmış olsa da yani ...hafıza kaybı yaşayan bir katil diyebiliriz yani Leonard için. Çok ekstrem bir noktadan anlatılsa da... ...herkesin günlük hayata çok fazla yaptığı bir şey bu kendine yalan söylemek. Leonard'ın da bunu yapma amacı bir kötülük peşinde olması değil aslında. Mutlu olabilmek, kendine bir amaç edinebilmek yaşamda bu e, hafıza kaybı sorunuyla yaşayabilmek için belki de kendine bu şekilde bir amaç edinmiş ve kendine e, belki de gerçeklerle bağdaşmayan bir yol çizmiş ve bu yolda ilerleyerek belki de yaşamının sonuna kadar gerçekte var olmayan bir şeyin peşinde koşacak ama bir şeyin peşinde koşacak en azından ya bu noktada aslında Leonard'ın kendi hikayesi üzerinde kontrol sahibi olduğunu da söyleyebiliriz. Yani gerçeklikle bağdaşmasa da peşinde koştuğu şey. Bu buna inanıyor kendisi ve aslında başkalarının ona dayattığı bir şey değil. Bu kendi tercihi. Örneğin kafasında yarattığı bu Sammy Jenkins karakteri. Ee, ona göre Sammy Jenkins diyabet hastası eşine fazla aşırı doz insülin vererek eşinin ölmesine sebep oluyor. Ama aslında filmin bize verdiği gerçekliğe baktığımızda Semi Cenkis Leonard'ın kendisi ve kendi eşi diyabet hastası ve kendisi aslında aşırı doz insülin ilacıyla, iğnesiyle kendi eşinin ölümüne sebep oluyor. Yani bu hikayenin içinde Leonard kendi bilmek istediği şeyleri kendine saklayıp bilmek, bilmemek ya da unutmak istediği şeyleri de hikayenin dışına çıkarıp aslında kendisine bir hayat hikayesi ve gelecek bir e, peşinde koşacağı bir amaç yaratmış oluyor ve burada yalanların kontrolü aslında onun elinde. Filmde ses de aslında çok önemli bir noktada. Çünkü e, Leonard'ın iç sesi film süresince çok aktif. E, ve gerilimin aslında dozunu artıran özelliklerden de biri bu e, bir hafıza ka kaybı problemiyle mücadele eden bir insan ve o anda yaşadığı şeyleri unutmamak adına e, işte kalem kağıt arıyor bir şekilde onları kaydetmeye çalışıyor e, ve yaşadığı hatırlamaya çalıştığı şeyler hakkında kendi yorumlarını da bu iç ses e, şeklinde bizde duymuş oluyoruz. Christopher Nolan'ın filmleri genelde çok karmaşık, anlaması güç bulunur ama sanırım Memento bunun zirve yaptığı filmlerden bir tanesi. Anlatırken bile kullanacağım kelimeleri bulmakta güçlük çektim. Ee, sürekli kafamda fact check yapmaya çalışıyorum. Yani acaba doğru mu hatırlıyorum? İnsanı da çünkü izlerken kendinden şüphe ettiren bir film. Memento belki ki bu sebepten dolayı biraz self conscious diyebiliriz. Tam emin olamıyorum ama kendinin farkında olan seyircinin film izlediğini fark etmesini sağlayan özellikler de barındırdığını düşünüyorum ben içinde. O yüzden hem çok e, keyifli bir gerilim filmi diyebiliriz hem de aynı zamanda seyirciye kendini ve film izleme deneyimini sorgulatan bir film olduğunu da söyleyebiliriz diye düşünüyorum. Bu bölüm için benden bu kadar. E, elimden geldiğince Memento filmini anlatabilmeyi denedim. Hala e, yani çok kekeleyerek konuşuyorum resmen. Anlatması da anlaması kadar güç bir film Memento. Muhakkak herkesin izlemesi gereken bir film olduğunu düşünüyorum. E, i̇zlediğim yerlerde bazen altında işte çok sıkıcı bir film falan gibi yorumlar gördüğümde çok şaşırdım ben açıkçası. Çünkü insanın zihnini sürekli aktif tutan bir film yani bu filmi izlerken sıkıntı bilmiyorum. Bence çok mümkün değil. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.